geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada. Şu yerlerde sürünür, korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Adur! İstikamet! Alay komutanlık odası! Koşar adım! Arş! Arş! Başçavuşum. Emredi komutanım. Alay komutanımızın emri. Alay flaması akşamki alay günü kutlamalarına da katılacak. Görev yapacak askerler üstlerini değiştirmesinler. Emredersiniz komutanım. Ha bir de sahne alacak sanatçıyla konuşma yapacak paşa evlerinden alınacaklar. Salonu da törene bizim bölük hazırlayacak. Emredersiniz komutanım. Geçiş töreni sorunsuz geçti. Akşamı da kazasız belası atlatırsak rahat bir nefes alırız. Merak etmeyin komutanım. İnanır mısınız? Heyecandan bayılmak üzereyim. Alay sancağını gördüm de tüylerim ürperdi. Arş, arş, ileri, ileri, Türk askeri. Dönmez geri. Bir dakika. Bir dakika efendim. Sakin olun. Bu yaşta bu kadar heyecan iyi değil. Buyurun oturun. Biliyor musunuz? Hiç unutmam. Yine bir gün alaydayız. Affedersiniz, siz bizim alayda asteğmen olarak mı görev yaptınız? Evet, nereden anladınız? Nereden olacak? 18 ay askerlik yapmışsın. Buradakiler en az 18 yıl yaptı. Senin kadar konuşmuyorum yeğenim. Gel. Gel Levent, gel. Akşam hazırlıkları nasıl gidiyor? Gayet iyi komutanım. Güzel. Levent, duvarın badanası döküldü. Çocuklar onunla ilgilensinler. Ferit Paşa'yı almaya kimse gitti mi? Ferit Paşa kim? Anlayamadım. Değil Asteğmen, albay bile olsanız bilemezsiniz. Ferit Paşa alayımızda görev yapmış en yaşlı, en kıdemli paşalardan biridir. Akşam Ferit Paşa bir konuşma yapacak, haberin olsun. Kerim ilgileniyor komutanım. Güzel. Kerim kim? Kerim şu anda alayımızda görev yapan Asteğmenlerden biri efendim. Yusuf Uzman Ferit Paşa'yı almaya gitti mi? Hı. Sana verdiğim kağıdı Yusuf Uzman'a vermeyi unutmadın inşallah. Verdim komutanım, vermez miyim? İşte havruya dur. Şaka mı yapıyorsun? Şimdi Taka, sen bunu Yusuf Uzman'a verdiysen bu niye burada? Bu Yusuf Uzman'da olacak. Yani pilavın pirinci yok Taka, pirinci yok. Paradoks Taka. Komutanım verdim vermesine de temize çekip verdim. Bu çirlisi dur. Nesi kirli? Sensin kirli. Bak ne güzel temiz temiz yazmışım. Huzur apartmanı No 6. Komutanım, doğru geldiğimizden emin misiniz? Doğru geldik. Hudur evi. Hudur evi. Refet amca, gel inat etme. Odaya gidip şu eşofmanlarını giydirelim. Sen ne diyorsun densiz? Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış.
Her an çağırılabilirim. Of Refet amca, of. Geçmişte kaldı bunlar, geçmişte. Çok güzel adamsın. Ama şu aklın arada bir kaçmasa. Tarih oldu bunlar. Tarih. Tarih? Gerekirse yeniden yazılır. Benim için her gün 19 Mayıs. Her yer Samsun. Amasya'da kongre toplanacakmış. Beni her an çağırabilirler. Oldu. Dönerken de 2 kilo elma al. Ama sert ve sulu olsun. Ferit Patan. Kimsin? Mustafa Kemal'in askeri mi? Evet Patan. Güzel. Hazırım. Gidelim. Emreder Tanık Ferit Patan. Ferit değil. Refet. Ayrıca paşa değil. Nefer. Hatırlamıyor. Aktan'la da konut edek. Tosun da yok. Çay da mı içemeyeceğiz kardeşim? Ooo! Torunlar da geldi ha. Lan oğlum şirepe gibi durmayın. Be dik durun biraz. He acık dik durun ya. Sopayı mis gibi. Dururum sana şimdi. Sopayı görürsün gününü. Şşt! Süslü! Canti! Cadde çocuğu! Bir dön de bakalım. Oba be! Şu askerde ilk kez böyle değişik kıyafet giydim ya. Nasıl, yakışmış mı? Süper olmuş ama bir de etek giyseymişsin tam olacakmış ha. Ondan sonra da al bunu düğün arabasının kaputuna koy bebek diye. Oğlum lafını bil de konuş, ucu bana dokunuyor. Oğlum bebek yüzlü dedim ya oğlum adamı, bebek hani bebek yüzlü. Ulan katil suratlı, sen niye üstüne alınıyorsun ki? Katil suratlı mı? Ne yani, sen şimdi Arif abinin suratını beğenmiyor musun? Şşt lan, ne alakası var be Arif abiyle, niye karıştırıyorsun şimdi seni? Ben cinayeti babam mı işledi oğlum? Ya şşt tamam yeter, babalanmayın birbirinize be. Sado, delikanlı adam başkasının sicilini ortaya dökmez, bu bir. Askerliğin de raconu var. Vedat senin üst devren, yanlış yapmayacaksın, bu da iki. Eyvallah abi. Şaşkın. Sado, baba değilsiniz siz, torunsunuz. Siz çalışacaksınız, biz arazi mafyası kuracağız. Arazi olacağız. Doğru söyledin lan. Hadi arazi mafyası kurak lan. Arazi olak. Dikkat! Ne oluyor burada? Ne oluyor? Toplan, toplan, toplan. Dirsekte masaralı hizaya gel. Akşamki gösteride görevli olanlar bir adım öne çıksın. Arazi olmamıza gerek kalmadı. Doğal arazi olduk. Siz arkadaki üçlü, üçü bir aradalar. Benimle gelin. Emredersiniz komutanım. Bizi unutmadığınız için size tekrar teşekkür ederim albayım. Aman efendim, estağfurullah. Ne? Sizi unutmak tarihimizi unutmaktır. Bağır biraz, duymuyorum. Kıbrıs çıkartmasında gitti bizim kulak. Gir ne de. Vatan sağ olsun. Gazetelerde, televizyonlarda Kıbrıs haritaları görüyorum yine. Nedir? Yoksa Kıbrıs'ta yeniden çıkartma mı var? Evet var. Ancak bu sefer gözden çıkartma var Kıbrıs'ta. Şşt Levent. Gir. Gir ne? Gir ne de gitti bizim kulak. Gir ne? Gir ne? Komutanım ben gireyim mi girmeyeyim mi bilemedim şimdi. Biri girme diye bağırdı sanki ama. Gel evladım gel. Komutanım bir boya badana işi varmış galiba. Ben çocukları getireyim mi? Bize müsaade. Kalsaydınız akşam kutlamalara katılırsınız. Kalalım bari. Size ayak bağı olmayalım. Aman efendim estağfurullah. Kerim sizle ilgilenir. Hem alayı gezersiniz, eski hatıralarınızı yad edersiniz. Hatıraları yad edersiniz. Abi akşamki tören filemasız olsa olmuyor mu? Böyle ördek gibi dolaşacağız akşama kadar ya. Ulan tövbe ettik diye içki içemiyoruz. Kolonya da fena bozuyor. Ya çay da mı içemeyeceğiz ya? Nerede bu Tosun? Akşamki tören münasebetiyle herkes görevde. Tosun'a bile nöbet yazdık. Tosun'a bile mi? Niye bana adam gibi nöbet yazmıyorsun? Yazıyorum abi, yazmaz olur muyum? Hatta bak bu sinir nöbetini de sana ben yazdım. Tüfek istiyorum ben kardeşim. Yatakhane nöbeti, memişhane nöbeti, öyle kofti nöbetler istemiyorum. Tel örgü nöbeti, cephanelik nöbeti, onları neden yazmıyorsun? Cinayetten içeride yattık diye mi ha?
Kimse bana güvenmeyecek mi ya? Estağfurullah abi, öyle şey olur mu? Ben sana tabii ki güveniyorum da biliyorsun bu işler beni aşıyor. Levent Süleymen'le bir konuşmak lazım. Dikkat dikkat! Alfa abi ziyaret sun var. Aman! Cemal aldı gene mikrofonu eline. Levent Süleymen duymasa bari ya. Gece geç otur sen, 2 dakikaya gelir Alfa abi. Ya gece dur, oturma oturma. Ulan ha bu hali nasıl kapanıydı ya? Biliyor musun? Ha böyle aşağı indirince bir. Dur! Kimsin? Parolayı söyle! Ha gayret! Evet! Ne? Melemen olabilir mi? Melani? Melon şapka? Ana! Parolayı ben de unuttum. Ne olacak şimdi? Kendimi vurmak zorunda mıyım acaba? Yok canım, değilimdir herhalde. Oo, Allah! Almay yola bize kaldı benim. Lan şimdi fotoğraf makinesi olsa çekerdik abi. Ben bunu sivilde anlatsam kimse inanmaz. Lan oğlum, bildiğimiz koltukmuş be. Gözümüzde fazla büyütmüşüz he. Ben daha rahat bir şey bekliyordum açıkçası. Hani ben albayın yerinde olsam, ben bunun yerine çekyat kullanırdım. Daha hani böyle çok amaçlı. Vedat, aksana lan biraz da ben oturayım. Hadi lan aç, köle, çalış. Vallahi suratını boyarım. Hadi boyarım lan suratını. Lan tombiş, boyayla mı korkutuyorsun lan beni? Lan! Şunu mu getirdin? Ah! Allah! Allah! Ne yapıyorsun? Allah'ım! Dur! Allah'ım! Ağabeyciğim! Otur oraya da bir daha kalkama emi! Ben şu anda şok geçiriyorum! Git lan bırak! Geçen hafta sürekli aradım. Merak ettim. Çok bekledim seni. Çok mu? Ben 17 sene bekledim Arif. 17 sene. Dile kolay. Karıştırmasak o günleri. Unutsak. Kolay mı? Bekledimse unutamadığım için. Unutamadığım için bekledim seni. Boş verelim bütün bunlara. Kaldığımız yerden yeniden başlayalım Fikriye. İstemeye geleceksiniz diye beklerken adam vurduğun günde kalmıştık Arif. Yeniden başlamak mümkün mü? Olan oldu. Ölen öldü. Ödedik bedelini. Sen ödedin de ben niye bedel ödedim? Asıl önemlisi ben neyin bedelini ödedim Arif? Ben 17 sene boyunca sadece bir adamı beklemedim Arif. Aynı zamanda bir sorunun cevabını da bekledim. O cevap beni ya öldürecek ya da yeniden yaşatacak. Sorma Fikriye. Cevap vermeyecek misin? Verecek öyle güzel cevabım var ki 17 sene sakladım içimde. Ama o soruyu daha soran olmadı bana. Efendim, burası da alayımızın gösteri salonu. Alay fileması şurada duracak. Şurası sahne. Bu tavan. Ne yaptık biz beyler? Ne yaptık? Siz ne yaptınız? Albay akşam bütün filmaları gösteri salonunda istemişti. Ne yapacağız biz? Bizim askerlik bitmez. Bizi ne yaparlar? Ne yaparlar bizi? Ben biliyorum ne yapacaklarını, söyleyeyim mi? Söyle. Ahanda şu flamayı görüyor musunuz? Ahanda bu direği görüyor musunuz? Ya işte bizi bu direğe takın. Flama niyetini bütün alayda taşırlar. İşte bunlar... Sakar'ın önde gideni diye çoluk çocuğa bizi güldürürler. Allah! Sakin olun! Sakin olun, kumandayı ben alıyorum. Al şu üst tüpü. Temizle.
Emin misin Vedat? Emin olmasam niye söyleyeyim? Manyak mıyım ben? Ruh hastası mıyım? Çabuk sil. Çabuk, çabuk, çabuk. Alamak yok. Alamak yok. Nasıl oldu? Anam! Daha beter oldu dengesiz. Tutmayın beni. Atacağım kendimi aşağı. Bırakın bana. Tutma beni kardumu. Burada tutma, git aşağıda tut. Atacağım kendimi aşağı. Aşağıda tutuyorum susa kaldı. Sen benim üstüme düşünce ikimiz beraber pörtleriz orada. Daha iyi ya. Daha iyi, ikimiz de pörtleri kurtuluruz. Yok mu bu lekeyi çıkartmanın bir yolu? Yok. Reklamlarda yakadaki ketçap lekesi, çoraptaki çimen lekesini söylüyor bu dengesizler. Piramadaki boya lekesini söylemiyor. Buldum. Bir kadına sormak gerek. Bu işten ancak bir kadın anlar. Doğru diyor Vedat. Tamam. Buldum. Şeye soralım. Deniz Yüzbaşı'ya soralım. Yok. Albayın karısına, komutan yengeye soralım istiyorsan. Dengesiz! Dengesiz! Komutanım, emrettiğiniz etki pateyi getirdim. Yalnız bir marudatı var. Olsun canım, ne olacak? Vatan elden gidiyor, siz burada çan çan çan! Çanakkale geçilmez! Rahat! Hazır ol! Rahat! Hazır ol! Devamı neydi asker? Merak etmeyin komutanım. Ara tıra böyle ağrıdaya geçiyor ama kıta duruyor. Yerinde say! Marş! Sol! 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 Sen bize yardım et Allah'ım ne olur. Ya Rabbil Alemin, temiz emellerimiz için istiyoruz. Bize bir kadını mahlukat yolla ya Rabbi. Amin. Ana, duamız tuttu. Hayır Allah'ım, sayılmaz sayılmaz. Bu bızlık ne anlar çamaşırdan bulaşıktan. Biliyorum çok fazla oluyoruz ama bize başka bir kadın göndersen. Deli midir nedir? Sana demedim sultanım. Sultanım? Buldum. Sultan hemşire. Babam yok mu? Yok. Jumbo albaylığa terfi etti. İleride inşallah o. Bebeğim, senden bir ricamız olacak. Ne yap ne et, babanın buraya girmesini engelle. Oldu. Bir sınır karakoluna tayin de çıkartayım isterseniz. Ya ben nasıl engelleyeyim koskoca babama? Ya hadi be Suzi, seni isterse yaparsın. Hayatta olmaz. Vedat, bu böyle olmayacak. Kontratağa geçelim. Kontratak? Atak? Bebeğim, sen bize bu güzelliği yap, biz de sana 100 kontör verelim. Bunu duymamış olayım. Siz beni ne sandınız? Ben 100 kontör parmağımın ucunu bile oynatmam. Söyle, kaçtan aşağı olmaz onu söyle. Kaçtan aşağı olmaz. Atacağım kendimi şuradan aşağı. Baba, sinirden şu duvarları, filamayı, masayı ne yiyesim geliyor. Anla ne kadar sinirli olduğumu. Aferin. Bravo Suzi, ben rüşvet kabul etmeyeceğini biliyordum zaten. Biliyor musun, Burak da aynı şeyi söyledi. Benimle ilgili mi? Ne dedi Burak? Burak dedi ki seninle ilgili. Ben dedi Suzi. Ben dedi Suzi'ye... Devam et. Yarısı şimdi, diğer yarısı iş bitince. Ne işi? Neden bana silah verilmiyor komutanım? Cinayetten cezaevinde yattım diye. Silahı ne yapacaksın Arif? Bir şey yapacağımdan değil. Kanıma dokunuyor. Ben cezamı çektim komutanım. 17 sene yattım içeride. Belki suçsuzum. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir komutanım. Ya ben sizin sandığınız gibi değil de... Arif, bana bilmem gerekenden fazlasını anlatma. Burada bir şey yapıyorsak bir mantığı var. Yapmıyorsak bile var. Sık onu.
Evet şekerler. İlk günkü gibi oldu valla. Anam! Bu leke derinlemesine nüfuz etmiş. Bu leke derinlemesine nüfuz etmiş. Lan şişik deterjan reklamı mı yapıyorsun? Bir şey düşün, bir şey yapmamız lazım. Tutmayın beni, atacağım kendini camdan aşağı. Ay tutsana arkadaşın, atacak kendini camdan aşağı. Nereye atıyor, nereye atıyor? Birinci kattayız. Hep camda parmaklık var, en fazla kafasını çarpar. Şekerler, başka ne yapabilirim ben şimdi bunun için? Bize ilaç ver. İlaç mı? Evet, böcek ilacı. Biz bunu hak ettik. Evet, benimki duble porsiyon olsun. Öbür tarafa aşinayım gitmeyeyim. Ay durun, durun. Ben bir çaresini düşüneceğim şimdi. Paralayı unuttuğumu kimseye söylemiyorsun ha. Bak yoksa askerlik bitmez valla. Nöbet bitsin, çözeceğim seni buradan, tamam mı? Güzel koyun. Askara, askara! Dur, kimdir o? Paralayı söyle! Adamımız alaya kaçmıştır. Bu kadar uzun parola olur mu? Kimse aklında tutamaz ki. Koyun adaktır, ver de gidek kesek ha. Ne? Keseceksin mi? Artık parolayı bilsen de vuracağım seni. Kaldır ellerini. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır. İndir. Kaldır, indir. Gel dayı gel, şöyle oturalım. Memleket neresi dur? Memleket? Hı. Memleketin hali kötü. Çok kötü. Nasıl yani? Uzun süredir memleketçiliğe gitmiyorum. Ne oldu şimdi memleketi? Memleketin cebren ve hileyle bütün kaleleri fethedilmiş, orduları dağıtılmış olabilir. Hı. Ya askerlik kısalacak, tezkereyi erken alacaksınız değiller ama... Sonra haberler fos çıkıyor. Olabilir mi, olmayabilir mi? Çesun bir şey söyle. Olabilir, olabilir. Memleketin bütün kaleleri cebren ve hileyle işgal edilmiş, bütün tersaneleri dağıtılmış olabilir. Uy, o zaman ne duruyoruz? Hareket edelim da. Aferin evladım. Ama sakin ol. İşaretimi bekle. İşaret? He. O çamaşır suyu lekeyi hemen çıkartacak. Bak, dedim size şekerler. Vallahi tebrik ediyorum sizi Sultan Hemşire. Çamaşır suyu seçiminde gayet başarılı olmuşsunuz. Yemyeşil flamayı bembeyaz yapmışsınız. Bembeyaz. Ana! Ne ördün lan sen Sultan Hemşire, ne ördün? Bembeyaz yapmışsın bu flamayı. Ana! Ne yaptım lan ben? Gördün mü ne yaptığımı Sultan Hemşire? Tamam, sakin olun şekerler. Bir yerden kumaş boyası falan bulun da şunu yeşile boyayalım. Oldu. Burası da çıpıt çarşısı. Gidin hemen bir kumaş boya satın alırız. Sen bizle alay mı geçirin ya? Aa Burak, süper olmuşsun. Yeni mi bunlar? Nereden aldın? Ben nasıl olmuşum? Güzel. İndirimden Suzi, outletten. Ya nerede olacak Allah'ını seversen, depodan verdiler. Ha. Bak, sana ne diyeceğim? Şimdi sen benim için ne demişsin? Ne demişim? Yasin, hani Vedat sana Suzi'yi de ilgili bir sır vermiş ya, onu diyor Suzi'cik. Ne sırrı abi, söylesene ya. Sır diyor abi dedi, sır diyor, sır söylenir mi? Eğer sen o sırrı Suzi'ye söylersen sen adam değilsin. Nasıl yani, şimdi Vedat da mı söylemeyecek? Vedat zaten adam değil. Vedat söyleyecek ama iş bittikten sonra. Kartopu, hı? Sen niye orada erkeğe yaptın? İçki mi içiyorsun lan? Ya bir sus be, etlere aykırı. Belli. Şimdi siz filabayı almaya geleceğiniz ya. Ne zaman geleceğiniz? Nereden bilelim oğlum? Emri biz mi veriyoruz? Hem sana ne? Merak. Burak. Bunlar var ya. Allah olsun. Baba geliyor. Bir ne yap et baba da odasına yaklaştırma. Nereye göndereyim babamı? Kirli farka gönder. Ne yap et? Gelmesin işte. Ay tamam. Ay buldum. Baba. Senin ne işin var burada? Ah, sorduğun soruya bak. Albay sen misin yoksa ben miyim? Asıl senin ne işin var burada? Sultan hemşire bitti mi? Vallahi kalbim var ya heyecandan güm güm diye atıyor. Hatta dum tıs dum tıs cıstah cıstah diye atıyor. Oha be abi, senin kalbinde ototeyp mi var lan? Tamam şekerler, bu da bitti. Bununla söktük. Oh be, sonunda var ya rahat bir nefes aldım. Albay geliyor. Ne? Ana! Suçüstü yakalandık. Bak biz yandık. Biz yandık. Ulan Suzi. Hani babanı oyalayacaktın.
zekalı bir insan. Vallahi babacığım, yüzünün rengi bejle krem arası. Hani dün bir kaza kalmıştım ya Ekru, aynı ona benziyorsun. Kızım yok, hiçbir şeyim yok. Aslan gibiyim, bak bak, görüyor musun? Aslan gibi. Ay aşk olsun baba, inanmıyor musun bana? Allah Allah, albay geliyor değil mi ana? Harbi boylandı. Ana! Şşşt, kendine gel, kendine gel. Bana bak, bana bak. Deli gibi koşturunca albay gelmeyecek mi zannediyorsun? Ver şunu bana, kapıyı tut. Kolay gelsin Sultan abla. Sağ ol Suzan'cığım. Hoş geldiniz albayım. Hoş bulduk. Neyiniz vardı acaba? Suzi rengimin kötü olduğunu ve kötü göründüğümü söyledi. Şöyle bir tansiyonuma bakarsanız benim de içim rahat eder. Gerçekten de çok yorgun görünüyorsunuz. Askera, askera! Ne var ulan? Koyunumuz alaya kaçmıştır da. Nasıl yani? Hangi bölükte dur? Koyun kendisi. Ulan adı yok mudur? Adı yoktur. Nasıl yani? Hiç mi adı yoktur? Hiç yok. Er müdür, er baş mıdır ulan? Böyle küçük baştır. Ulan dalga mı geçiyorsun benimle? Asıl sen benimle maytan mı geçiyorsun? Sizin bir komutanınız yok mu? Onunla görüşmek istiyorum. Uşağım bir karar ver. Koyunla mı görüşüyorsun, komutanla mı ya? Hayırdır Cemal? Vukuat mı var? Sorun nedir arkadaşım? Ya Seyfi Uşağım bak, ben anlamadım, sen hiç anlayamazsın bu durumu. Çavuşum, koyunumuz alaya kaçmıştır. Tamam anladım, ben ilgilenirim. Yalnız burada beklemek yasak. Sen şöyle ileride bir yerde bekle, haber veririm ben. Peki. Dur ula dur. Ha. Ya ben sana ne diyorum? Ben anlayamadım, sen ne kadar çabuk anladın bu işi. Ama Cemal'im esas ben seni anlayamadım ya. Allah Allah. Nasıl? Oluyor mu şişik? Eskisinden daha yeşil oluyor vallahi. Ben sana bir şey diyeyim mi lan? Flama süper oldu da bunu kurutmak lazım şimdi. Kurutmak mı lazım? Anam, bunun kurumasını kadar akşama kadar bekleyemeyiz ya. Divana harbi verileceğiz. Panik yok. Kulağımın dibinde gamlı baykuş gibi ötme. Nasıl kurutacağımızı biliyoruz herhalde. Madem nasıl kurutacağını biliyorsun da bana nasıl kurutalım diye niye soruyorsun? Dengesiz durum. Ödümü patlatacağız seferim ya. Tamam, yok bir şey yok. Yok şişik yok. Yürü, yürü. Cemal Çavuş'un gözünü seveyim, bana yardım et. Ulan nereden buldun bu koyunu? Nedir ya? Yeni geldi. Yoklama kaçağı herhalde. Uy! Nasıl yani? Yoklama kaçağı mı dur? Yok çavuşum. Katiller kesecek, ellerinden kaçmış. Ulan biz ne ediyorsun? Kesmeyip de besleyecek miyiz? İstersen Nizamiye'ye nöbet yazalım ona. Ne dersin? Yok çavuşum. Kıyamam ben ona. Onun nöbetini ben tutarım. Nicedir köyüme gitmemiştim. Bu koyun köyümü bana getirdi sanki. Ulan kızdırma beni ya. Sen şimdi köyünü özledin diye ha bu koyunu mu besleyeceksin? Ya saçmalama, bırak şu hayvanı gitsin, bırak! Bırakmam! Bırakmam, o benim koyunum! Bırakmam! O koyun benim! O koyun benim! Benim o koyun! Tamam arkadaşım, tamam sakin ol. Bak bulduk koyununu işte, bak emin ellerde. Ne oluyor Seyfi kardeşim, mesele nedir? Arif abi, bu adam koyunumu kesecek, kurtar bizi abi! Aa, tamam Tosun, sakin ol. Abi anlatayım mı? Anladım, anladım. Kardeş, hayırdır? Ağam, adaktır o. Yeni araba almışım, onu adamışım. Adak, senin ayağın yerden kesildi diye koyunu keseceksin, öyle mi? Hem koyunu keseceksin, hem de bizim kınalı kuzuyu üzeceksin. Öyledir ağam, töredir. Törede kefaret de vardır. Cana kıymak şart mı? Kefaretini ödesek olmuyor mu? Olur, 240 YTL. Eski parayla 240 milyon. Seyfi. Abi şimdi üstümde yok ama bir saat içinde hallederiz. Tamam. İtirazı olan var mı? Yoktur. Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Ya dur, dur, dur. Hadi dur. İyi oğla, iyi oğla. Zamana karşı yarışıyoruz. En çok ben oğladım zaten. En çok beni kuruttun makine gibiyim. Tamam tamam, kurmuş kurderler. Siz hemen fırlayın Sultan Hemşire'ye gidin. Buna başarılı bir operasyonla arma nakli yapsın, tamam mı? İçimden bir iz fırtılacağımızı söylüyor. Aman dikkat edin ha, sürünerek gidin. Kimse görmesin, bir görürlerse var ya hepimiz yanarız, hepimiz yanarız. Aa, kendinizi çok yormuşsunuz. Biraz stres var galiba. Evet, şu
alay gününden bir alnımızın akıyla çıksak. O zaman vitamin takviyesi şart. Şeker, ay komutanım. Şeker komutanım. Evet babacığım, vitamin şart. Komutanım, aslında gayet iyisiniz yani. Ama biraz önce biraz dinlenmem gerektiğini söylemiştiniz. Aa, aşk olsun babacığım. Modern tıbba inancın yok mu? Hem iyileştiğini sorun yapan tek hasta sensin herhalde. Sizin de işiniz var burada. İş bitti mi? Boya bitti komutanım. Boya yetti de hani iş bitti. Onu haberdar edelim. Güzel. Teşekkür ederim hemşire. Rica ederim. Çok. Çapma. Oley be. Çoğu gitti, azı kaldı. Dikmek kaldı şimdi. Dikiş. Armalar diktiğim bir tamamdır. Pek yetişeceğe benzemiyor. Ne dersin Levent? Merak etmeyin komutanım. Askerim beni mahcup etmez. Belli. Bugün sizin bölüğün günü mü yoksa alayın günü mü? Anlamadım komutanım. Baksana, bütün bölüklerin, taburların, flamaları burada. Alay flaması yok. Çavuş! Emredin komutanım. Hemen gidip alay flamasını getirin. Emredersiniz komutanım. Ne kadar kaldı Sultan Hemşire? Tamam hayatım, bitti. Dur, şurayı da dikince bitti. Flama bitti ama ben de bittim vallahi ya. Dur be, daha ne bitmesi be. Daha bunu gidip albayın masasına bırakacağız. Ortada dere yok, sen paçayı sıvıyorsun. Şişik. Anam! Birileri daha geliyor. Burası İstiklal Caddesi'ni geçti ya. Ne biçim bir evir bu ya? Buyurun. Şişt, siz ne arıyorsunuz burada? Komutanım hemen izah edeyim. Ben Jumbo arkadaşımıza demin kaymaklı bir bisküvi gösterdim. O da bana iştahım yok dedi. Ben de bir şeylerin ters gidebileceğini düşünerek onu kaptığım gibi şeye getirdim, revire. En iyisini yaptınız. Tek bugünkü ördek yürüyütünü yaptın mı? Zira ördek yürüyütü antibiyotik gibidir. Tek itaatte bir tekrarlanmak da etkisini yitirir. Komutanım, vallahi biz bu gidişle bu ördek yürüyüşünden evrim geçirip ördek olacağız. Defolun çabuk. Emredersiniz komutanım. Durun! Öyle değil. Ördek yürüyütü pozisyonu al! İttikamet havuç batı. Bak! Neyse efendim, tanıştırayım. Alayımızın sağlık güneşi Sultan'ın. Sen bana bakma. Ben senin baktığın yerde olurum. Özdemir Asaf. Ay, çok memnun oldum Sultan Hemşire ben de. Komutanım ne yaptın Etik? Sultan Hemşire elden gidiyor. Tehir Tevi Umut, herif de Tahir Tek'te. Tehir? Tehir var ya, Özdemir Asaf tıklıkla yazmış. O öyle. Aa, Tehir. Sultan Hanım bakın ne diyeceğim. Bana saati sorsalar Ayten'e 5 var derim. Bana sorsalar Sultan'a 5 bile yok derim. Ay çok şeker. Oğlum yürüsenize ya. Başımı yakacaksınız. Ya kardeşim niye kızıyorsun? Çocuk botunu bağlasın gideceğiz. Kalıcı değiliz merak etme. Veda, menpilim bitti. Hayır, salma kendini. Farz et ki albayın odasında 1,5 porsiyon tereyağlı İskender var. Onu almaya gidiyorsun. Ben öldükten sonra ne öreyim İskender'i la? Lan şişik, anlamadığın şey şu. Eğer biz bu flamayı albayın odasına bırakmasak zaten ölmüş olacağız. Ah, al sen flama bırak. Ver şunu ver. Evet sevgili seyirciler. Vedat flamayı aldı ve start box'taki yerini bekliyor. Start verildi. Günün 4. koşusu başladı. En dış kulvardan Vedat koptu geliyor. Ne geziniyorsun ortalıkta? Komutanım, alay komutanımız beni çağırmış, ona yetişmeye çalışıyorum. Alay komutanı odasında yok. Az önce gösteri binasına doğru gitti.
İyi ama ben yine de beklesem kapıda. Aması ne asker? Bunun nesi var? Baldırına gram girdi. Al arkadaşını da doğru görevimize başına. Hadi. Emredersiniz komutan. Hadi sallanma. Allah seni ne yapsın? Kalk. Kalk bana yetiş. Çabuk. Çabuk kalk. Oğlum yavaş, daha yavaş, daha yavaş. Ne yapalım abi, emekleyelim mi? Ya bizim arazi mafyasının albayımın odasındaki operasyonu daha bitmemiştir. Yavaş. Sen! Armancık hadi. Kaynak yapma. Görevin başına geç. Tamam, tamam. Yavaş, yavaş. Hadi, hadi, tamam. Ne be, gidiyoruz işte. Sevgili seyirciler, Vedat rekora koşuyor. Hava tahirsiz ve rekora elverişli. Fakat finish çizgisi gözükmüyor. Vedat bacaklarını hissetmiyor. Ne oluyor lan Vedat? Yettim, yedim. Dayan. Dayan, yettim. Şişik, sana son vasiyetim. Beni Bodrum Türk Mükü'ne. Yok yok. Plajına gömün, orada daha güzel hatunlar var. Salma kendini, geçici bir yorgunluk bu, salma. Bak kardeşim, bak senin telliksiz anıtını yaptıracağım Bodrum Kalesi'ne. Şu filamayı yatıştırsak, hadi devam et. Hıp, adın! Sağa dön! Sola dön! Sağa dön! Sola dön! Dön sola! Ne karışıyorsun sen? Sen ne karışıyorsun kardeşim, on başım mı? Kumandanın sorumluluğu bende. Sen öyle san. Ben de çavuşum, aslanım. He tamam, oldu. Sola dön! Asker! Asker dikkat! Sola dön! Uygun adım! İleri! Marş! Ne iş kanki ya, duvara mı tırmanacağız? Konuşma oğlum. Amcanın sayesinde zaman kazanıyoruz işte. Dönün mü? Sağa dönüp yürürseniz oğlum. Levent üstü hemen filmayı bekliyor. Ha sen şimdi diyorsun ki paşaya karşı gel. Koskoca paşaya karşı gelelim. Ben Sadullah paşaya karşı geldi dedirtmem. Asker! Kim size durun dedi? İleri! Marş! Hı? Ben birazdan denetlemeye geleceğim. Emredersiniz komutanım. Siz devam edin. Refet Paşa'nın askerleri asla pes etmez. Komutanım, Refet mi dediniz? Adınız Ferit değil miydi? Sen İngiliz Kemal misin? Komutanım, ben buradan geçiyordum. Refet Paşa da emir verince askerlere ben ondan kalmak durumunda şey ettim. Tamam kes, hadi işin başına. Emredersiniz komutanım. Ya kusura bakma çavuş, sen vereceksin tabii emirleri ya. Tamam, siz takılın kafanıza göre, hadi görüşürüz. Sağa dön! Uygun adım var! Başardık! Başardık Allah! Vallahi deriz o zaman bu kadar sevinmezdim ya! Sevinçten göz pınarlarım doluyor! Estek köstek karargah destek! Estek köstek karargah destek! Selam dur! Gel! Gel buraya gel, filamayı alacaksın değil mi? Çavuşmuş, al şunu! Hadi devam et. Vedat, ya bir şey soracağım. Sen demin albayın odasında 1,5 porsiyon İskender mi var demiştin? Ha, dedim evet. Nerede? Burada. Yer misin yemez misin? Gel buraya lan! Aç! Şişin! Ben bugün bir şey yemedim! Bırak beni! Ya akşam için başka bir şarkıcı bulamadınız mı Levent? Aslında birisi daha var. Ama çağırmakta tereddüt ediyorum komutanım. Tereddüt mü? O neden? Erkek diye mi mesela? Komutanım, sanattan bahsediyoruz. Sanatta cinsiyet ayrımı olmaz. Ve askerlikte de. Ve askerlikte de.
Ya aslında uzun zamandır konser vermek istiyor. Yüzbaşım. Şu törende konuşma yapacak paşayı araştırdınız mı? Araştırdım Tahir Yüzbaşım. Alayımızda daha önce görev yapmış, yaşayan en rütbeli, en kıdemli emekli subay. Alayımızda albayken generalliğe terfi etmiş. Yani talimatlara uygun. Peki başka bir şey araştırmadınız mı? Kimdir, nedir, ne durumdadır? Komutanım, affedersiniz ama bir yüzbaşının bir generali soruşturması askeri terbiyeye ne kadar uygun olur bilemedim. Peki bir üsteğmenin benimle böyle konuşması ne kadar uygun? Yanlış anladınız durumu komutanım. Durumdan deniz yüzbaşı sorumlu olduğu için komutanım derken ben konuyu kendisine arz etmiştim. Yüzbaşım. Eğer haddimi aştıysam özür dilerim komutanım. Efendim? Dalmışım da Levent. Tosun buradayım. Zor arazi oldum. Bir çay versene bana. Oh. Gerçekten kendimi ben arazide hissettim bir an. Bir koyun sesi duydum sanki. He, benim koyunum. He, benim koyunum. Ne demek he, benim koyunum? Albay babanın çiftliği mi burası? Burada koyun olur mu burader? Olmaz mı? Olmaz mı? Olur mu? Koyun olur mu burada? Eyvah, Aztek geliyor. Efendim, bakalım burayı hatırlayabilecek misiniz? Burası da kantin. Eskiden kantin mi vardı? Su bulamazdık, su. Bırakın bu kantin kuntin işlerini. Memleket işgal altında. Biz burada koyun gibi duracak mıyız? Haksızlık etmeyin paşam. Biz burada koyun muyuz? Kim o meyleyen? O meyleyen kimse çıksın ortaya. Bak menemen yaparım hepinize. Benim komutanım, ben meledim. Kadri, evladım. Niye meyliyorsun? Komutanım benim şeyim var. Tikim var komutanım. Biri koyun dedi mi ben meyliyorum. Bak koyun dedim, meyledim. Bak yine dedim. Rezil ettiniz bizim misafirlerimize, hasta herifler. Neyse, buyurun ben size koğuşları gezdireyim. Eskiden koğuş mu vardı? Biz koyun koyuna yatardık, koyun koyuna. Koyun dedi, koyuna dedi. Neyse efendim, buyurun, buyurun. Kerim, Ferit Paşa'yı getirdiğinden emin misin? Evet komutanım, eminim. Bizzat kendim şahsen getirdim. Peki. Getirdiğin kişinin adı neden Refet? Şimdi komutanım şöyle oldu. Ben Yusuf'a söyledim. Yusuf'a söyleyince biz yani Yusuf amcayı almaya gitti. Amca da heyecanlandı. Vaymış. Yusuf da Yusuf'a hadi gidelim dedi. Ömmiş. Saçmalama Kerim. Eğer üşenmeyip kontrol etseydin getirdiğin kişinin isminin Ferit değil Refet olduğunu anlardın. Ya tamam. Refet Bey de eski bir asker. Ona saygımız sonsuz. Fakat bir takım zihinsel problemleri var. Alay komutanımız güç duruma düşmeden bu işi çözeceksiniz. Komutanım, size bu koltuğu hazırladık. Ferit Paşa'm da sağınızda oturacak. Teşekkür ederim. Buyurun arkadaşlar. Ben nerede oturacağım? Komutanımın sağında oturacaksınız. Alay komutanımızdan sonra da bir konuşma yapacaksınız komutanım. Buyurun. Ya ben? Rütbe ve kıdem sıralamasına göre oturacaksınız. Rütbeniz neydi, yardımcı olayım. Rütbenin ne önemi var? Ben sizin yanınıza sığışabilirim. Deniz, ne zaman yola çıkıyorsun, yarın mı? Pazartesi komutanım. Yalnız mı gidiyorsun? Başka kimler var? Hak bildiğin yolda yalnız gideceksin. Tevfik Fikret. Yolculuk nereye? Amerika'ya komutanım. Olmaz. Yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Merak etmeyin komutanım. Biz nereye gidersek gidelim yolumuz mutlaka Mustafa Kemal'e varır. Deniz, seni özleyeceğiz biliyor musun? Sağ olun komutanım. Çok yakında burada olacağım. Numan Kırmızı Üst Trabzon. 5 7 nöbetini vukuas olarak devrediyorum. Arif Balkan Ordu. 7 9 nöbetini vukuassız olarak devralıyorum. Esas duruş.
Yerlerinize. İyi nöbetler. Sağ ol Seyfi Çavuş. Levent Üstemi'nin emri. Sağ olsun. Uygulayın. Marş. Veren 56. Piyade Alayı'nın geleneksel alay gününde birkaç kuşak askerimizi bir arada görmekten heyecan ve gurur duyuyor. 56. Piyade Alayı'nın şanlı tarihinden bugüne dek buldunuz mu? Bulduk komutanım. Pek çok kahraman asker anladım. Bulunmaktadır. Peki nerede şimdi? Bugün aman bilmiyorum neyi kaybettik demeyin. Son şansımız başladı. Nerede olduğunu bilmez olur muyum komutanım? Tam Nizamiye kapısından içeriye girerken Tahir Yüzbaşı ile karşılaştık. Kendisi eşlik etmek istediğini söyledi. 56. Piyade Alayı'nın askerleri o zaman siz sahte paşayı kuliste oyalayın. Emredersiniz komutanım. Alayımıza görev yapmış olan saygıdeğer askerlerimizi... Pek adı... Vukuat var mı? Serkan Türkoğlu İstanbul. 500 nöbetine hiçbir vukuat yoktur çavuşum. Vukuat yok da peki oradaki kim? Cemal çavuşumuz emretti. Yengemizmiş ilişmeyin dedi. Fikri Hanım. Merhaba ben Seyfi, Arif abinin arkadaşıyım. Burada beklemeniz yasak. Arif abi gelemez. Nöbette. Tel örgü nöbetinde. Anladınız mı? Tel örgü nöbeti. Sağ ol. Karışıklık için arkadaşlarım adına bir kez daha özür dilerim komutanım. Özür dilemene gerek yok evladım. Beni aldırmak zorunda değildiniz. Kendim gelmem icap ederdi. Bu üsteğmen nezaket gösterip beni aldırdı. İsmi neydi onun? Levent. Levent üsteğmen. Ha, çok güzel. Gelmişken onunla da tanışmak isterim. Dur kımıldama parola. Benim Fikriye. Bildin mi parolayı? Fikriye senin ne işin var burada? Of Fikriye senin adın her türlü kapıyı açar benim neslimde. Onun için mi boşu boşuna koyup gittin beni el kapılarında? Yarın gel. Yarın konuşalım bunları. Şimdi nöbetteyim. Yok. Ben 17 sene bu sevdanın nöbetini bekledim. 17 dakika daha beklemem. Nöbettesin kaçamazsın. Şimdi söyleyeceksin bana. Ben 17 sene niçin bekledim Arif? Baba yadigarını satıp sana yüzük alacaktım. Söz yüzüğü. Duruyor mu yüzükler? Anam sandığı açtı. Baktı kurcalanmış. Emanet yerinde yok. Anam attı kendini yerlere. Bu bebenin son zamanlarda bir şey yapacağını biliyordum dedi. Ne oluyor demeye kalmadan koş yetiş dedi. Koş yetiş. Ailemizin gururu, sülalenin tek okumuşu başını belaya sokacak. Koş kurtar kardeşini dedi. Memnun oldum komutanım. İsterseniz sizi bekletmeden kulise alalım. İşte bu sancağı bizden önce taşımış, yaşayan en kıdemli komutanımızı... Ana! Acele edin paşam. Albay size anons etti. Yardımcı olayım mı? Geri dur! Biz ölmedik daha. Gökhan, çabuk Saadet Paşa'yı durdur. Çabuk, çabuk, çabuk. Ağabey Saadet Paşa komutanım. Oğlum soru sormayı bırak. Çıkanı yetiş, yetiş. Durdurayım. Ne dersiniz oğlum? Allah'ım beni aldım. Yakalayın sizi Saadet Paşa. Gel, gel. Hey. Kalk ayağa, kalk. Allah'ın cezası, kalk. Ana, komutanım ayağımı kaydırınca böyle. Bunları ben ayağımı kaydırınca. Bir de komando olacaksın. Refet Paşa! Refet Paşa dur! Yettim komutanım, yettim. Buyurun sahneye, buyurun. Ben emekli tüm general Ferit Belen. Albay Kısakörek, memnun oldum komutanım. Talebe evini basmışlar. Vurulacakmış, vurmuş. Bulduğumda başında ağlıyordu. Elinde babamızın emaneti, ailemizin umudu...
Sülalemizin tek okumuşu ağlıyordu. Ne yaptın sen Arif'a? Ne yaptın? Söz ver bana dedim. Okuyacaksın. Göreceğim o diplomayı tel örgülerin arkasında da olsa. Boşu boşuna yattın 17 sene ha? Boşu boşuna değil Fikriye. Anam için yattım. Anam için. Hem kardeşime 17 yıl feda etmişim, çok mu? Sadece senin 17 seneni mi feda ettin Arif? Peki benim 17 yılıma ne olacak ha? Benim 17 yılımın bedelini kim ödeyecek Arif? Ha? Kim ödeyecek? Ben 17 yıl aşkım için bekledim. 2 dakikada nefret ettim senden Arif. Yazıklar olsun. Dur Fikriye! Dur! Ne yapacaksın? Vuracak mısın? Vur hadi, vur, durma, vur! Ben kardeşime 17 yılımı feda ettim. Senin için ömrümü feda ederim Fikriye. Ömrümü! Hayır, dur, yapma! Ay, ay, ne kadar güzel şeysin sen, böyle şuna bak şuna. Sarhoş mu? Evet, sarhoş. Ay, Yunan heykelleri gibi maşallah. Şunu evine gönderin. Emredersiniz komutanım. Ben şarkı söyleyecektim, şarkı. Anlaşıldı. Vedat sen sahneye çık. Biraz seyirciyi oyala, ben hemen geliyorum. Vedat Yemişçi İzmir. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede? Döndüm bak, yıkılmadım, ayaktayım, oh yaşadım. Yaşıyorum, meydan okuyorum zamana ve her şeye. Ardından ağlayan o zavallı sen. Başladım yaşamaya. Sensiz nasıl yaşanacaklar? Ardından ağlayan o zavallı kız nerede? Gördüm şimdi, yaşamıyorum hayata, yaşadım, yaşıyorum. Olsun, en sevdiğim notada takıldı. Şimdi ben bu ölü püskede takıldım. La bana bak, müzik ruhun hamsızdır derler de. Şimdi böyle müzik takıldı ya, şimdi daha iyi anlıyorum. Saçmalamayın, başka CD yok mu? Ha var burader. Ankaralı Turgut, Ankarasız İsmail Türüt, Çılgın Sedat, Agresif Vedat, Menopoz Hayriye, kimi istersin? Hakret bir şey ya. Bak, hayattayım, hayattayım. Başım yukarıda dimdik. Yaşıyorum dimdik hayatta. Sardı korkular. Hem sen ne biçim Almancasın lan, bir tane demon bile yok. Bilmem, sınırdan geçerken pasaport sordular, demo sormadılar. Hay Allah, ben şimdi kaçak giriş yapmış olmayayım ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle esas ya? Hayret bir şey, ayrıca ben Almancı değilim kardeşim. Türkçüyüm ben, Türkçü, Türk. Kesin muhabbeti kankiler ya. Vedat sahnede doğdu abi, iyice saçmalıyor, moron gibi görünüyor. Ne yapıp yapalım bir şeyler abi ya. Moron ne? Tamam, buldum uçakla. Moron neyi tepiyorum? Biz hormonlar ne anlarız burada? Ben anlar mıyım acaba? Ya uşağım kolaydır. Canım bunu. Şimdi bak, Deniz'den hamsi çıkarlar, böyle titrir ya. Ha onun gibi başlıyorlar titremeyi. Hadi gel buraya. Ha böyle. Anam! Ne yürüyorsunuz da elektrik çarptı? Ya sen bizi boş ver burader. Bir CD bul gel. Çabuk. Ne CD'si? İşte horon moron bir şey bul gel. Hadi.
Oğuzcum bu nerede kaldı ya? Oğlum biz de tam adamını gönderdik ha. Bu şimdi CD alacağım diye kalıp kalıp peynir alır. Ya uşaklar öyle değil. Ha böyle. Buldum. CD'yi buldum. Nerede? Yardım ulan, et. Ulan bak Karadeniz müziği bir dur. Bilmiyorum üstünde bir şey yazmıyor ki. Korsan herhalde. Oğlum Karadeniz müziği çıkmazsa ne yapacağız? Ya fark etmez. Zaten bizim yaptığımız da horon değil ki. Doğru. Saçmalamayın uşaklar. Bakın. Demek ki %50 şansımız var. Ya Karadeniz dur ya değil dur. Hadi uşaklar kazanız bari. At hadi. Geç başa. Hadi. Hiç böyle beklemiyordum. Sönük geçiyor biraz. Aksilikler üst üste geldi komutanım. Düzelecektir. E tabii organizasyonu teslim ettiğiniz kişiye de bağlı bu biraz. Konuklarımız, eski yeni 56. Piyade Alayı askerleri bir araya geldik. Bizleri kırmayıp bu geceyi şereflendiren tüm komutanlarımıza teşekkür ederiz. Demek benim için ömrünü verecektin ha? Gözümü bile kırpmak yüklü ya. Gördüm. İyi ki tutukluk yaptı. Tutukluk değil de tetiğe basmakla olmuyor herhalde. Ben ne anlarım silahtan? Bir kere teslim olurken değdi elim silaha. Bir de bugün öğretmediler bana. Malum katiliz ya. İyi ki öğretmemişler. Fikriye.